Aa, ben de dedim ki. Aa, bunlar buraya nasıl gelmiş? Ha, neyse. Önemli değil. Ha? Aa, neler oluyor? Yeni gömlek mi? Topuzlar mı? Aa, çok tuhaf. İlk yarışmamıza hazır mısınız? İşte başlıyoruz. Buldum. Bu kurumuş yaprakları görüyor musun? Bunlar benim gizli malzemem. Bunları sıcak suya koyuyoruz. Sonra renk patlaması bekliyoruz. İşte böyle. Şimdi boyamak istediğimiz şeyi bunun içine koyuyoruz. Mavi erişteler geliyor. Bak, gerçekten oluyor, görüyor musun? Harika bir şey bu. Baksana. Limon isteyen, limonun sarısı makarnayı mora dönüştürüyor. Oo, çok güzel. Şimdi bize biraz pembe lazım. Daha doğrusu bir tutam diyelim. Ne düşünüyorsun hakem hanım? Güzel olmuş mu? Bence çok sıkıcı. Benimki çok daha güzel olacak. İşte böyle. Noodle'ımı tabağa yerleştiriyorum. Üstüne de siyah gıda boyası döküyorum. Kaynar suyu da üstüne boca ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Hadi sallayalım biraz. Her tarafa yayalım. Aa, ciddi misin? Az kaldı. Şimdi sonuca bir bakalım. İşte siyah eriştemiz hazır arkadaşlar. Müthiş bir şey. Mürekkep balığı makarnası gibi duruyor. Ah, denemek ister misin? Kesinlikle isterim. Ah, aslında bundan pek emin değilim. Çok karanlık. Ah, bunu almayayım. İşte bu çok daha iştah açıcı görünüyor. Şuna bir bak. Vay canına, rengarenk. Oo, tadı da çok güzelmiş. Tebrik ederim. Yaşasın, ne başardım. Pembe erişteyi kim sever ki? Ah, biz seviyoruz. Tamam arkadaşlar, şimdi bir deneyin. Bu gazoz çok sıkıcı. Bu konuda bir şeyler yapın, tamam mı? Aa. Aa. Pek bilemedim ben. Neyse, başlayalım. Uhu. Önce ben. Şunu görüyor musun? Hayır, teşekkürler. Ah, ne kadar tehlikeli bir şey. Boş versene. İçimde bir his var. Bunun hiç hoşuna gitmeyeceğini söylüyor. Şimdi şunu biraz hareketlendirelim. Hadi bakalım. İşte ben bundan bahsediyorum. Aa, çok acayip. Vay canına. Hiç fena görünmüyor. Peki ya ben ne yapacağım? Hmm, elimde bu sakız. Ve bir şişe dolusu baloncuk var. Hadi başlayalım. Bu sıkıcı gazozu bir köpük partisine dönüştürelim. Baloncuklar çıkmaya başladı. Asıl parti şimdi başlıyor. Bak, pembeye dönüştü. Bunu görüyor musun? Aa, bitti bile. Ha, bana ne? Al bakalım. Oo. Hmm. Biraz tuhaf ama sorun yok. Hmm. Oh, şuna bakın. Harika. Bu turu sen kazandın. Yaşasın. Kazanacağımı biliyordum. Hmm. Ne gelmiş bana? Doğum günün kutlu olsun. Bunu senin için yaptım. Öyle mi? Annen öyle. Yok, almayayım. Ama bütün gece bunu yapmak için uğraştım. Yoksa bugün birinin özel günü mü? Doğum günü kutlu olsun, bu senin için. Ah, teşekkürler. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu partiden çok sıkıldım. Doğum günün patlayıcı olmasını mı istiyorsun? Al o zaman. Oh, süper. Ne oldu böyle? Şey, bana hiç bakma. Ha, çok komikti gerçekten. Aa, öyle mi diyorsun? O zaman partimiz bitmiştir. Aa, burası neresi? Kimse yok mu? Aa, neredeyiz biz? Eyvahlar olsun. Aa, bence de. Kapışmanıza hazır mısınız kızlar? Lezzetli görünüyor değil mi? Ne? Ha, bir saniye. Tada. Şimdi izle. Bir dakika. Ha, bunu yiyemem. Ama bu taze pişmiş ekmek nasıl? İşte kesinlikle yiyebilirim bunu. Yalnız birkaç ayarlama yapmam lazım.
bak. Şimdi bir tarlaya benzedi. İşte yenilebilir bir tarla ki bayanlar baylar. Ah, sen ciddi misin? Bunu kim giyer ki? Ben de ayakkabılarımı mı kullansam acaba? Hmm, yok, daha iyisini yapabilirim. Şimdi beni çok dikkatle izle. Önce topuğu halledeceğim. Sonra kenarlarını şekillendireceğim. Biraz da süsleyeceğim. İşte aynı pabuca benzedi. Hem de lezzetli bir pabuç. Drajeler de çok iyi seçim oldu. Şimdi göreceğiz bakalım. Vay canına, verin onları bana bakayım. Peki, bol keyifler. İkisi de müthiş görünüyor. Afiyet olsun bana. Oo, çok sert bu. Dişimi kırmaya niyetim yok. Ay, şimdi sıra bunda. Oo, meyveli. İşte bu. Ah, bu da demek oluyor ki ben kazandım. Yaşasın bana. Bu kadar komik olan ne? Hey! Aa, pardon. Ha? Ne istiyorsun? Sanırım bunu yapabilirsiniz. Lollipop mu? Aa, bilemiyorum. Yardım lütfen. İşte lollipopunuz hanımefendi. Tabii ki altın renkli bir ambalajda. Aa, ne kadar parlak. Ama hala yapacak işimiz var. Oo, hemen yapıştı, baksana çok güzel değil mi? Vay canına, çok şık ve pahalı görünüyor. Ha, öyle mi? Hey, baksana. İşte buyurun. Aa, bu da ne? Of, peki. Bayat Brüksel lahanası mı? Ha, buldum. İzle de öğren. Bunu kimse yemek istemez. O yüzden onun kılını değiştirelim. İşte kremalı çikolatalı bir sürpriz. Üstüne şekerleme de serpsek mi? Çok lezzetliyiz diye haykırıyorlar değil mi? Brüksel lahanası nerede şimdi? Onun yerine biraz çikolataya ne dersin? Al bakalım. Oo, iyi görünüyorlar. Bu üstündekiler şekerleme mi? Gökkuşağı renginde olanları en sevdiğim. Oo, çöp gibi tadı var. Yani Brüksel lahanası gibi tadı var. Oo, bu hiç hoş değildi. Peki ya bu? Hmm, çok lezzetli. Teşekkür ederim. Sana değil ama. Yaşasın, bu sefer başardım. Bir sonraki yarışma için hazır mısınız? Hmm, çok güzel kokuyor bu. İyi eğlenceler. Kahve mi? Genellikle bunu kendim yapmam. Alo, evet, her zamanki gibi. Oo, sağ olun. Ancak pek gösterişli durmuyor. Yine de bir şeyler ayarlayabilirim. Tarçın kalemi imdada yetişiyor. Hazır mısın? İşte tarçınımız geliyor. Kahvemize sevgimizi kattık. Tadı çok lezzetli olacak. Şuna bir bak. Oh, vay canına, görüyor musun? Aa, bence hiç sorun değil. Hey, bakar mısın? Hey, neredesin? Neredesin? Oh, her şeyi kendim yapmak zorundayım. Sanırım burada bir şey var. İşte. Aa, biraz sihir görmeye hazır mısın? Bu kalp şeklini şablon olarak kullanıyoruz. Sonra üstüne tarçın döküyoruz. İşte böyle. İşe yaradı. Süper bir kahve oldu. Hoşuna gitti mi? Bu senin için. Hadi iç bakalım. Aa, madem öyle diyorsunuz. Aa, kalplere bayıldım. Çok tatlısınız. Teşekkürler. İkimiz de kazandık. Aa, hayır mı? Tamam, peki. Burası gerçekten harika görünüyor. Sadece küçük bir şey eksik. Doğum günü mumu. Aa, lütfen. Doğum günü mumu diye buna denir. Her neyse, zamanı geldi. Hadi mumları yakalım. Ben ne hazırım? Aa, o tabağımı kullanacaksın. Benimki çok daha iyi. Aa, göreceğiz bakalım. Güzel, başla bakalım. Doğum günüm kutlu olsun. Bye bye. Hey. Yaşasın, öyle eğlenceli ki. Sana eğlenceyi göstereceğim. Tadını beğendin mi? Makyajımı da yeni yapmıştım Nick.
Aslında biliyor musun? Pasta savaşı. Oo, demek öyle. Ye bakalım doğum günü kızı. Bunu yaptığına inanamıyorum. Ha? Eyvah. Burası da neresi? Bu bir çeşit meydan okuma mı? Tamam, ilk ben başlayacağım. Çok güzel bir kek. Ama acı verecek kadar sade. Seninkini açsana. Benimki de aynı seninkine benziyor. Bu çok can sıkıcı. Buyurun. Biraz yardım eder misiniz? Bu da zahmetinin karşılığı olur. O zaman anlaştık. Kıskandın mı? Hadi hemen başlayalım. Bir dakika, o tıraş köpüğü, hayır. Gözlüklerimi unutmuşum da. Olamaz. İşte aradığım şey. Kazanmanızı sağlayacak vanilyalı pasta kreması. Evet, çok iyi. Rahatlatıcı, öyle değil mi? Sen döndürmeye devam et. İnsanın uykusunu getiriyor. Tamam, bunu ben yapabilirim. Sen git. Hadi hemen buradan çık. Bu saygısızlık ama. Tamam. Seni bütün gün bekleyemem ki. Bu işi hızlandırıyorum. Yan tarafları da unutmamak lazım. Hiçbir şey altın kadar pürüzsüz değildir. Gördün mü? Krema sürmeye devam et. İşim neredeyse bitmek üzere. Ne kadar yorucuydu. Vay canına. Tüh, şimdi ne olacak? Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. İşte şimdi ağız sulandırıcı bir pasta oldu. Parayı kim sevmez ki, öyle değil mi? Dahice. Başardım, yaşasın. Ne? Yaşasın, evet. Sen ne yaptın? Olamaz. Sen işini bitirdin ama ben dirseğimi kekime sokmuşum. Hızlıca düşünsem iyi olacak. En doğrusu sıfırdan başlamak. Ki bu da onu yok etmek demek. Vay canına, ne kadar nemliymiş. Şimdi yağsın çikolata. Sütü de unutmayalım. Sonra hepsini bu şekilde karıştırıyorum. Açık konuşmak gerekirse bu çok iyi geldi. İyice karışınca kaseyi ters çeviriyorum. Şimdi üstüne streç film serelim. Bir merdane ile düzleştirmeye başlıyorum. Evet, güzel görünüyor. Bir kare yapınca streç filmi kaldırıyorum. Sırada beyaz pasta kreması var. Merak etme, onu düzelteceğim. Yüzeyin beyaz olması gerekiyor. Keki rulo yapmak için streç filmi kullanıyorum. İşte böyle. Buna inanabiliyor musun? Parayla rekabet edemem tabii ki. Şu mücevherlere bak. Buldum. Teşekkürler. Yüzümü öylece alamazsın. O zaman nasıl oldu da bunu yapabildim? Sen ciddi misin? Şu ışıltıya bir bak. Bu çok iyi oldu. Burada bir şeyler var mı? Herhangi bir şey? Sanırım bir tek bu var. Yine de hiç yoktan iyidir. Hem bunlar elmas parçacıklarının yanında çok iyi gider. Bana sorarsan oldukça şık görünüyorlar. Vay canına. Ne zaman olacak? Ne diyorsun? Kazandın mı? Bunu biliyordum. Artık yüzüğümü geri alabilir miyim? Herhalde alabilirsin. Şaka mı yapıyorsun? Seni mahvedeceğim. Yine de kazanan benim. Birazcık daha. Tamam, çok iyi. Çoraplar çok sıradan. Ayağımın lüks görünmesini istiyorum.
Zenginliğimi herkese göstereyim. Vay canına, senin ne şık öyle. Ama benim de kendi tarzımda altın çoraplarım var. Kızlara mücevherler asla yeterli olmaz. Bu harika görünüyor. Uf, derse girsem iyi olacak. Vay, bu çok havalı. Oh, buraya kim dolap koymuş? Bir dakika. Bir anda ilham geldi. Ayaklarımı boyayabilirim. Altına gerek yok. Mavi de güzel. Ah, hipotermi görüntüsü. İşte bu. At cakanı kızım. Hayır, dur. Beni bekle. Ah, otobüsü kaçırdım. Ah, ben şimdi ne yapacağım? Hey, bir sorun mu var? Sana mahallenin eski dostcağınısı bir perdiş olarak yardım edebilirim. Vay canına. Hadi atla. Bu araba kartondan mı? Evet, son model. Bu ufaklık gerçekten hareket edebiliyor. Sıkı tutun. Bayağı hızlı değil mi? Saçlarında rüzgarı hisset. Bu inanılmaz. Teşekkürler. Bir dakika. Ben de sürebilir miyim? Tabii ki. Bu çok heyecan verici. Daha önce hiç araba kullanmamıştım. Bir dakika. Ne oluyor? Vırın. Yavaşla. Bak, geldik bile. Üstelik tek parça halinde, şükürler olsun. Tekrar teşekkürler. Bay bay. Şimdi markete alışverişe gideyim. Çek bakalım çöplüğe bibip. Ah, işte geliyor. Günaydın hanımefendi. Size kapıyı açayım. Yok. Anlayamadım. Arabaya binmeyeceğim. Kaykaya ne dersiniz? Şaka mı bu? Peki ya patenler? Bakın tekerleri nasıl dönüyor. Of, çok banal. Başka fikrim kalmadı. Ama bunu kullanabiliriz. İşte bu olabilir. Aman tanrım, çok eğlenceli bir şey bu. Harika fikir. Ben gidiyorum. Hayır, bekleyin. Görüşürüz. Seyahat etmenin ne harika bir yolu. Of, en azından günlük egzersizimi yapıyorum. Evet evet, bu tam benim tarzım. Kendimi göz kamaştırıcı hissediyorum. Bu şeyin neler yapabileceğine bir bakalım. Müthiş. Herkes beni izliyor. Hepiniz harika hayranlarsınız. Sizi seviyorum. Ah, ne eğlenceliydi. Buna kesin devam edeceğim. Şimdi derse gideyim. Vay canına, şuna bak. Çok fütüristik bir şey bu. Herhalde uzaylılar bırakmış bunu. Artık benim oldu. Artık kartondan araba yok. Vay, çok acayip bir şey. Ne? Bu sesler de ne? Merhaba. Ah, berduş mu olmuş onu? Neyse, sıkılmıştım zaten. İhtiyacınız yok ama. Hadi sizi güzelleştirelim. Ah, doğru dedin. Sabah saatleri çok streslidir. Aa, bir de bana sorun ama siz sadece gevşeyin. Tamam, sanırım hepsi bu. Bugün taşıt olarak ne kullanmak isterdiniz? Bu nasıl? Sen ciddi misin? Of, yok artık. Ah, peki ama bu güzel sanki. Ah, buldum. Bir arama yapayım. Alo, yardımınıza ihtiyacım var. Evet, derhal. Ah, helikopter mi? Mükemmel. Tam tarzıma uygun. Az önce maaşını arttırdım. Görüşürüz. Ah efendim, durun, okul çantanızı unuttunuz. Oh. Beni oraya bırakabilirsin. Şu sıralar güzelce sarsılsın. Ah, bu da nedir? Saldırı var. Herkes kaçsın. Ah, sakin olun. Sadece şaşalı bir giriş yapmak istedim canım. Tamam, artık gidebilirsin. Ah, ne güzel saçlarım rüzgarla dağıldı. Pekala, ne kaçırdım? Aa, teşekkürler. İnanılmaz. Ne diva ama. Geçtim artık. Oturma düzenimiz için kesin bir şey yapmamız lazım. Of, bitkim. Tatlım, güzel, buralardasın demek. Sana bir şey aldım. Anne, neler oluyor? Umarım hoşuna gider. Bu Luna Park için bir bilet. Aman canına, harikasın anne. Ha, bunu hak ettin Sofya. Sabırsızlanıyorum. Aa, çok çılgın bir şey bu. Pekala, neler oluyor acaba?
Diğer müşterileri korkutuyorsunuz. Aa, ama benim biletim var. Aa, peki. Lütfen sadece biraz eğleniyor. Hadi ama bana bir iyilik yapın. 5 dakikanız var. Ama sakın kusma. Ne gün ama. Ata binmek için ideal bir hava. Merhaba kızım, hazır mısın? Hareket etme. Hadi bakalım. İşte böyle kızım. Aynen, alıştırmasını yaptığımız gibi. Günü geçirmenin en iyi yolu bu. Ah, beni çok rahatlatıyor. Aferin kızıma. Çalışanlar nerede? Ah, zil mi çaldınız? Ah, mola veriyorsunuz demek. Ah, ata binmek çok acıktırıyor olmalı. Sizin için ferahlatıcı şeylerim var. Of, umarım fark etmemiştir. İşte buyurun hanımefendi. Ah, nihayet. Acaba ne alsam? Kolayı alayım. Şimdi çekil, atı huylandırıyorsun. Ah, tabii ki hanımefendi. Ah, bundan daha iyi ne olabilir? Hareket halindeyken birkaç fotoğraf çektireyim. Tamam hanımefendi. Harika görünüyorsunuz. İyi görünen tarafınızı çekmeye dikkat ediyorum tabii. Ne? Benim her tarafım güzel zaten. Bu pozlara daha önce çalışmıştım. Aa, belli oluyor. Çok güzel. Şimdi ata sarılın. Doğuştan yeteneklisiniz. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi bunları gönderelim. Aman ne güzel paparaziler. Beni hiç rahat bırakmıyorlar. İnsan normal bir insan gibi uzaya gidemez mi yani? Ah, çok sinir bozucu. Babamın bu yeni roketi almasına sevindim. Bir önceki çok eski modaydı. İçinde spası bile yoktu. Pekala, bu şey nasıl sürülüyor? Vay, çok harika. Çok sakin ve huzurlu. Şimdi eğlenme zamanı. Woohoo! Eyvah, nasıl duruyoruz peki? Bayağı kaptım bu işi. Kendime zaman ayırmak güzel. Burada dans figürlerimi de çalışabilirim. Başım dönmeye başladı. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Bütün gün bunu yapabilirim. Bir selfie çekeyim. Kankalarım çok kıskanacak. Kendime uzaylı bir evcil hayvan almalıyım. Bir fikrim var. Bu diş fırçalamanın harika bir yolu. Diş hekimim çok gurur duyacak. Ve ejderha kafasını kaldırıp müthiş bir şekilde kükredi. Ha? Gerisi nerede? Anne! Neden okumayı kessin? Devam et. Üzgünüm ama tatlım. İki tarafında okudum. Ama bana uyumam için bir masal lazım. Haksızlık bu. Yapabileceğim bir şey olmalı. İyi dene. Bir dakika. Bir fikrim var. Parmağımıza kalpler çizerek işe başlıyoruz. Sonra bir burun ve gülümseme ekliyoruz. Kalplerin içini dolduruyoruz. Bunlar gözleri. Şimdi diğer parmağımıza bir yüz daha çiziyoruz. Kimin kitaba ihtiyacı var ki? Kendi hikayemi yaratabilirim. Sanırım hazırım. Gösteri zamanı. Sofia? Ne? Anne? Selam, ben yakışıklı prensim. Süpermiş. Vay, sanki tiyatrodaymışım gibi. Romantik hikayelere de bayılırım. Uykum geldi iyice. Ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Son. Uyumuş mu? İşe yaradı. Hayatımdaki ilk sahne yapımım başarılı oldu. Artık çekilsem iyi olacak. Eyvah. Lütfen uyanma. Bu neydi? Neredeyse vardım. Hadi ama. Uyku zamanı. Yorganınızı güzelce örteyim. Bir masala hazır mısınız? Romeo, Romeo. Neden Romeo'sun sen? Ne haber bebeğim? Şey yani. Vay canına, muhteşem. Keşke kocam da bu kadar romantik olsaydı. Bu çok sıkıcı. Hiç aksiyon yok. O neydi? Daha önce hiç olmamıştı. O aksiyon filmlerini severdi. Peki, peki tamamdır. Vay canına, ne zor seyirci. Hadi o zaman al bakalım şunu. Devam edin. Ne düşünüyorsun anne? Gördüğüm en berbat şey. Cidden mi? Bunun özel eğitimini almıştım. Bir müzikale ne dersiniz?
Hadi bir deneyin. Peki o zaman. Çe 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 la la la. Ah, sonunda uykum geldi. Ama aşırı sıkıntıdan. Hey, ay yaşasın. Sonunda oldu. Berbat oyunculuğunuz onu uyuttu. Ah, teşekkürler o zaman. Ah, menajerimle konuşmam lazım. Çok uğraştığınız için size biraz daha ödeyeceğim. Bunu hak ettiniz. Yaşasın. Sizinle iş yapmak bir zevkti. Görüşmek üzere. Of, uyuyamıyorum. Bir türlü rahatlayamıyorum. Ayda amma parlak. Ah, çok yorgunum. Bu çok sinir bozucu. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bir bilgisayar delisinden yardım almalıyım. Alo, Sani? Gerçekten mi? Hayır hayır, sorun yok. Tabii ararsın. Aha. İşte kendimi gösterme zamanı. Neyse ki tam bu durum için bir programımız var. Diğerleri hep güldürüyordu ama bakın şimdi kim gülüyor? Uyduyu hareket ettirmem lazım. Hükümet bu işe çok bozulacak. Ama bu Sani için beni anlayacaklardır. İşte ay tamamen karardı. Ah, bu harika oldu. Artık uyuyabilirim. Ah, nihayet tatlı rüyalar. Aa, çok kolaydı. Bir dahakine daha zor bir şey iste. Şimdi rüyamda Sunny'i göreyim. Onunla harika bir çift olurduk. Okul çok sıkıcı. İnternetten bir şeyler alayım. Aa, vay canına, çok güzel. Sunny belli ki benden bahsediyor. Aa, çok hoş görünüyorum. İyi ki çöplükte bu kartonu bulmuşum. Çünkü hiç defterim yok. Aa, Annie. Seni her gördüğümde kalbim pırpır ediyor. Bunu aşkımın bir nişanesi olarak kabul et lütfen. Ay, vay canına. Altından bir popit. Harika. Bir dakika. Şimdi şuna bak. Kocaman. Bayıldım. Vay canına, ne şanslı. Çocuklar bana hiç hediye vermiyor. Seni etkileyen şey bu mu? Hadi ama. Çok sıradan. Ben sana gerçek bir popit göstereyim. Şaşırmaya hazır ol. Ah. Ne düşünüyorsun bakalım? Bunlar yoksa... Aa, elmas mı? Bu çok inanılmaz. Yok artık, şaka herhalde. Ben her zaman en iyisini isterim. Bu benim için özel yapıldı. Bu inanılmaz. Bir fikrim var. Bana sakızım lazım. Tadı hala var. Çok lezzetli. Şimdi şunu bir şişirelim. Ama patlamaması lazım. Şimdilik gayet iyi gitti. Bunu kartona yapıştırıyoruz. Daha bir sürü baloncuk lazım bana. Bunu yapmak çok eğlenceli. Bu kadar yeter. İşte tamamen kendi icadım bir popit. Harika. Vay canına Dolly. Saçların müthiş. Çok güzelsin. Aa, bir saniye. Teknolojinin son ürünü bebeğe merhaba deyin. Aktif yapay zekasıyla hayat boyu arkadaşınız olacak. Aa, sen artık eskidin Dolly. Baba, ben bunu istiyorum lütfen. Teşekkürler babacığım. Çok harika olacak. Çok heyecanlıyım. Görmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına, düşündüğümden daha iyiymiş. Başlatma prosedürü aktive oldu. Merhaba, ben Robo Bebek 3000. Vay canına, müthiş. Hadi gel oynayalım. Şu harika saçlara bak. Saçlarım sentetik polimerden yapılmıştır. Eyvah. Aa, bu hiç iyi olmadı. Neyse ki sen bir robotsun ve duyguların yok. Aa. Hadi beni yakalamaya çalış. Ama hızlı olman lazım. İzle ve yakala protokolü başlatıldı. Hareket edemiyorum. Alternatif rota hesaplanıyor. Acil durum. Neredeyse bitti. Vay canına, çok güzel oldun. Aa, sen öyle diyorsan. Ne düşünüyorsun? Bu elbise güzel. Başka? Ah, işte bize bu lazım. Kesinlikle bunu giyiyoruz. Harika seçim. Aa! Hadi o zaman. İşte böyle. Benim gibi yap. Silkele. Güzel robo bebek. Eski tarz robot figürleri. Şu beğenilere bak. Kendini şanslı mı hissediyorsun? Ben şanslı doğmuşum zaten. Vay canına, çok heyecan verici. Pekala, göster kendini. Ah, şükürler olsun, şuna bak. Çok kolaydı. Sıra sizde.
Baskıyı hissetmeye başlıyorum. Burası çok mu sıcak oldu? Ah, başarabilirim. Tek hamlede hızlıca. İşte böyle. Olamaz. Bir dahakine bol şans Ezik. Aman bu kazara oldu. Kuralları biliyorsunuz. Olmaz, bunu yapamam. Verin onu bana. Ama sahip olduğum her şey bu. Burada bazı değişiklikler yapma zamanı. Görevde ben olduğuma göre artık ev ödevi yok. Sırada ne var? Bunun daha eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Aa, buldum. Alo, odama gelir misin? Evet, hemen. Buyurun. Konu bu sınav. F almışım. Bunu değiştir. Yoksa işten atarım. Aa, tabii ki. Hata olmuş olmalı. Siz A aldınız. Müdür olmanın bazı avantajları varmış. Buna kolayca alışabilirim. Hey Sofia, burada bir şey kokuyor. Bana hiç bakma, daha dün çamaşır makinesindeydim. Sofia'dan geliyor olmalı. Pardon, güzel güzel oynar mısınız? Ah, ne güzel çiçek. Teşekkürler. Üzgünüm. İğrenç. Kesin şunu. Sofia, ne yapıyorsun? Aha, hiçbir şey anne. Görmemiş gibi yap. Tuhaf oldu. Zamanı çocukları. Neyse ki benim de çoraptan bir kuklam var. Pekala, ne oynuyoruz? Bak bende ne var. Şekerleme. Ver bana. Vay canına, bu çok ilginç. Mini minnacık oldum. Şimdi ne yapacağım? Büyük anne. Justin, orada ne yapıyorsun öyle? Senin biraz yemeğe ihtiyacın var. Tam büyümekte olan çocuklara uygun bir şey var. Geç canı. Bunu yemek istemiyorum. Bir saniye. Diğer büyük annem gelmiş. Sonra konuşuruz. Çal. Merhaba tatlım. Az kalsın üstüme düşüyordu. Bu delice bir şey. Ha? Ne? Rüyaymış. Sen iyi misin canım? Çok garip sesler çıkarıyordun. Ben iyiyim ama bir fikrim var. Yemek yarışması zamanı. Külçemin kirlenmesinden nefret ediyorum. Hey, buraya bakın. Başlıyor muyuz? Tamam o zaman tatlım. İlk olarak dondurma yapmanızı istiyorum ama çok lezzetli olması gerekiyor. Pekala, kulağa pek de zor gelmiyor. Bunun altında ne var acaba? İlk ben açıyorum. Oo, krem çikolata. Şunu hızlıca tadına bakayım. Çok akışkan ama lezzetli. Gerçekten güzel görünüyor. Sıra bende. Peki. Bunu ne yapmam gerekiyor benim? Kafam karıştı. Şuna iyice bir bakayım. Yok, bundan da bir şey anlamadım. Rejim falan kalmadı ama buna değdi. Bir ipucu alabilir miyim Justin? Bu bir yarışma ama. Hadi uydur bir şeyler işte. Harika. Çok yardımcı oldun gerçekten. Bir düşüneyim. Hepsi bitti. Sorun yok, şimdi hallederim nasılsa. Alo, ne yapacağını biliyorsun. Birazdan gelir. Süper. Çok teşekkür ederim. Al bakalım, bunu hak ettin. Justin buna kesin bayılacak. Bir dakika, şimdiden bitmiş mi? Mutfakta sihirbaz gibiyimdir ben. Şu kavanozu bir alabilir miyim? İşte tam ihtiyacım olan şey. Harika bir fikrim var. Sütü kavanoza boşaltıyoruz. Ağzına kadar da dolduruyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi kapağı kapatıp tekrar kavanozu böyle sallıyoruz. Umarım kapağı sıkıca kapanmıştır. Etrafı kirletmek istemem. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi bunu kalıplara döküyoruz. Şu çikolatalı nefis şeye bak. Çok lezzetli bir şey olacak kesin. Bu da sonuncusu. Şimdi kulplarını takalım. Onlar olmadan olmaz. Artık hepsini dondurma zamanı. Ve bende tam ona göre bir şey var. Gerçi bu biraz zaman alabilir ama Justin buna değer. Burası giderek soğuyor. Ne yapıyorsun sen? Beni yenmesine izin vermemeliyim. Dondurmama biraz cazibe katmam gerekiyor. Ve altınım tam ona göre bir şey. Altın tozlarını da böyle üstüne serpiyorum. Bundan daha güzel bir şey olamaz herhalde. Ağzım sulandı resmen. Justin şuna bak. Hoşuma gitti. Bir bakayım tadına. Nefis görünüyor. Müthiş bir şey. Bu inanılmaz. Beğeneceğini biliyordum. Duydun mu dediğini?
Hadi ama çabuk olun. Yoruldum artık. Ah, bir göz atayım şuna. Aa, muhteşem olmuş. Ne düşünüyorsun Justin? Ah, hadi birini dene. Ah, o da ne? Hey, neler oluyor? Gördün mü bunu? Merak etme, dahası var. Aa, olamaz, hepsi gitmiş. Bu olmuş olamaz. Bunu sen mi yaptın? Ah, dondurma hırsızı. Çok nefis olmuşlar gerçekten. Yaptığıma da hiç pişman değilim. Daha fazlasını yapman lazım. Şimdi ne yapacağım ben? Ha, bu durum için üzgünüm Justin. Zaman doldu. Dondurmam nerede benim? Hepsini o mu almış? Ama bana çok güzel olduklarını söyledi. Boş bir bahane. Hayal kırıklığına uğradım. Bu türü zengin büyük anne kazandı. Yaşasın. İşte bu, işte bu. Bu haksızlık ama. Para saymak en sevdiğim hobimdir. Lezzetliymiş. Sırada bol sulu bir karpuzumuz var. Bu çok eğlenceli olacak. Şaka yapıyorsun herhalde. Neyse, başlayalım bari. Önce ben açabilir miyim? Oo, kocamanmış. Kafamdan bile büyük. Vay canına. Pekala, sıra sende, aç hadi. Bana baskı yapma lütfen. Bir dakika. Ah, hepsi bu mu yani? Daha fazlasını ummuştum. Çekirdeklerle ne yapabilirim ki? Bu iş biraz zor olacak. Ah, bir dakika. Buldum. Bu saksıyı alıp çekirdeği toprağa ekiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Ah, buldum. Bunun biraz altına ihtiyacı var. Bu yüzük harika işe yarayacak. Hadi gir bakalım toprağa. Üstüne de bu şekilde toprak serpiyoruz. Şimdi toprağı da suluyoruz. Hadi iç suyunu minik çekirdek. Artık gerisini doğa ana halledecek. İnanılmaz, şuna bak. Harika bir şey. Altından karpuz. Ah, buna inanamıyorum. Ah, şuna bak. Yok artık, gerçekten mi? İyi de ben bununla rekabet edemem ki. Yoksa edebilir miyim? Harika bir fikrim var. Karpuzu bir kase pasta hamurunun içine koyuyoruz. Sonra her şeyi karıştırıyoruz. Karpuzu parçalara ayırıyoruz. Kimse pastasının pütürlü olmasını sevmez. Güzel oldu. Sonraki aşama, bunu karpuzun içine döküyoruz. Ah, şu renge bak. Üstüne çikolata tanecikleri de serpiyoruz. Çok nefis bir şey olacak. Şimdi bunu pişirmemiz lazım. O yüzden pastamızı fırına atıyoruz. Oh, sanırım hazır. Oh, çok güzel kokuyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Pastamızı dilim şeklinde kesiyoruz. Justin'e büyük bir parça vereceğim. O bunu hak ediyor. Tıpkı karpuza benzedi bak. Ah. İşte bak nasıl. Fena değil işte. Kıskandığın anlaşılıyor. Artık sıra sende Justin. İkisi de muhteşem olmuş ama önce bunu tadacağım. Oh, kokusu da müthiş. Ziyafet bu resmen. Hadi yiyelim. Çok hafif ve pofuduk. Umarım dahası vardır. Aa, çok tatlısın. Dediğini duydun mu? Sırada altından karpuzumuz var. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bana şans dileyin. Ha? Aa, böyle olmadı ama. Aa, bu çok sertmiş. Dişlerim. Bu şaka falan mı? Bazı insanların hiç zevki yok. Bunun güzel bir sürpriz olacağını düşünmüştüm. Bunu geri al lütfen. Bu turu fakir büyük anne kazandı. Gerçekten. Ben çok mutlu oldum. Neyse. Büyük... Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Benim kızım dahil. Sizin kızınız fealdı. Psst, hey. Nanik. Ben hem zeki hem de harika bir ressamım. Çok korkunç. Anne bak. Ve diğer bir şey daha. Ha? Bu kadar komik olan ne? İşte sanat buna denir. Çok iyiymiş gerçekten. Hadi gidelim buradan. Ah, of. Çok yorgunum. Ama okula gitmem gerekiyor. Hazırlansam iyi olacak. Ne giysem acaba? Bir dakika. Burada bir delik mi var? Bunu giyemem. Bu nedir? Biraz kirliymiş. Belki ovuştursam lekeyi çıkarabilirim. Yok, düşündüğüm gibi olmadı. Buldum. Şunu ters yüz edeyim. Çok basit bir işlem. Bence fena olmadı. Bu da onu yıkamama gerek yok anlamına geliyor. Kimsenin anlamasına imkan yok. Şu spor ayakkabılarımı da giyeyim. Çok rahat. Of, bu ne böyle?
Ah, bunu halletmem lazım. Ne yapabilirim acaba? Aa, bir saniye. Bu sprey boyayı kullanabilirim. En kötü ne olabilir ki? Boyayı deliğin üstüne sıkıyoruz. Umarım renkler birbirine uyar. Vay canına, süper oldu işte. Yeni gibi görünüyorlar. Tamam, bununla işim bitti. Çantamı alıp çıkıyorum. Geç kalmak istemiyorum. Ah, ne uyumuşum ama harika rüyalar görüyordum. Pekala, güne başlama vakti. Hoşçam. Hadi acele et. Elbiseleriniz geldi hanımefendi. Size birkaç şık önerim var. Buna ne dersiniz? Olmaz. Başka neler var? Pekala. Daha birçok seçeneğimiz var. Biraz parıltıya ne dersiniz? Aha, olsun. Harika bir seçim hanımefendi. Çok güzel olacaksınız. Buna ihtiyacımız yok. Gidip ayakkabıları getireyim. Yalnız çabuk ol. Nihayet. Hayır, olmaz. Aa, asla olmaz. Aa, bir saniye. Bu nedir? Bana yeni ayakkabılar alman gerekiyor. Benden mağazaya gitmemi mi istiyorsunuz? Hadi, zaman geçiyor. Ciddi olamazsınız. Aa, şunu alayım. Bu her şeyi değiştirecek. Bana güvenin. Bu ayakkabılarınıza bir tarz katacak. Nasıl oldu? Aa, çok güzel oldu. Bayıldım. Bu para da bende kalsın en iyisi. Bunu hak ettim. Bir dakika. Bunlar birbirine uymuyor. Şaka mı bu? Bu konuda bir şeyler yapmalısın. İyi ama ben moda tasarımcısı değilim ki. Peki, ne yapabileceğime bir bakayım. Okula gitmek için can atıyorum. Ve bunun önemli bir nedeni var. Okula giderek Kevin'i görebilirim. Ah, çok harika bir çocuk. Nasıl görünüyorum acaba? Oo, sivilcelere bak. Neden hep böyle oluyor? Bu büyük haksızlık. Belki bir şekilde kamufle edebilirim. Yok, bu çok gülünç. Burada başka neler varmış? Aa, bir maske. Biraz ürpertici bir şey ama yok, almayayım. Aa, yara bantları. Çok büyük ama. Belki birkaç ayarlama yapabilirim. Denemeye değer. Vay canına, şuna bak. İşte tam ihtiyacım olan şey. Sence güzel olur mu? Hadi öğrenelim. Aa, çok şirin oluyor. Daha fazla yıldız keseyim. Bütün sivilcelerimi yok ediyorum. Geriye birkaç tane kaldı. Bu kadar yeter. Aa, harika görünüyorum. Kevin'e göstermek için sabırsızlanıyorum. Aa, süper. Benim bir randevum var. Yalnız çok iyi görünmem lazım. Gerçi hep iyi görünüyorum zaten. Hayırım olamaz sivilcemi. Aa, çok iğrenç. Uşağım, acil bir durum var. Beni mi çağırdınız hanımefendi? Soru nedir? Çok açık değil mi? Oo, kötü olmuş. Bana bırakın o işi. Biraz pudra günü kurtarabilir. Kımıldamayın. Ah, gıdıklandım. Oh, kes şunu. Aa, çok pardon. Hop, şu. Bir bakayım. Sivilceleri hala görebiliyorum. Evet ama sivilceler de çok büyükmüş. Başka bir fikrim var. Bu gözlüğü takın. Güneş gözlüğü mü? Gerçekten mi? Bu mu yani fikrin? Bu işe yaramaz. Resmen gülünç görünüyorum. Bunu takamam. Denemeye değerdi. Bir dakika, bir düşüneyim. Aa, buldum. Bunları kullanabiliriz. Bunlarla pırlanta gibi parlayacaksınız. Bundan emin misin? Herkesin biraz parlamaya ihtiyacı vardır. İşte bu da sonuncusu. Tam olmadı gibi ama. En iyisi biraz daha ekleyelim. Böyle çok daha iyi. Hadi bir bakın. Of, ne yaptın sen? Aa, müthiş. Bu tam istediğim şey. Harika bir iş çıkarmışsın. Artık randevuma gidebilirim. Görüşürüz. Oh, nihayet gitti. Parlama sırası bende. Ah, galiba bana bir mesaj geldi. Bir saniye. Parti. İnanamıyorum. Bunu tamamen unutmuşum. Ah, evet, çok heyecanlıyım. Aa, berbat. Partiye bunu giyerek gidemem. Sorun değil. Onun yerine bu kaza giyerim. Aa, hayır, bu da olmaz. Bir şeyler bulmalıyım. Gardıroba bir bakayım. Giyecek iyi bir şey varsa kesinlikle buradadır. Evet, bunu işe yarar hale getirebilirim. Ha? Nasıl yani? Herhalde bir şeye takıldı. Bu bir güve. Ah, bunu giymeme imkan yok. Onu geri ver dedim seni tüylü haşere. Onu alamazsın. Giymene bile gerek yok. Sen bir böceksin. Of! Ah! Ah, üstü bir böceğe karşı kaybettiğime inanamıyorum.
Hey! Sakın aklından bile geçirme. Beni duyuyor musun? Çeneni o kazaktan uzak tut. Hayır. Dur. Ay, bir şey yapmam lazım. Terlik. Ah, tabii ki. Ay, tabii isabet. Hayır. Galiba ondan da kızdım. Uzak dur benden. Toz içindesin. Olamaz. Bir şey yapmalıyım. Aklıma hiçbir şey de gelmiyor. Dalia çizerek koşmaya devam etmeliyim. Bekle, dur. Onun yerine bu nefis kokan kaza ne dersin? Hayır mı? Ay, eyvah. Dikkatli atma planım işe yaramadı. Ne oldu? Ah, neyse ki beni kovalamayı bıraktı. Ama kızım hala onda. Ah, üstelik şimdi bütün dolabı ele geçirdi. Ha? Bu da ne? Hey, bekle bir saniye. Aklıma harika bir fikir geldi. Evet, sadece bu kağıda ve bir makasa ihtiyacım var. Oyuna geri döndüm. Tamam, işe başlama vakti. O parti beni beklemez. Kağıdı buradan kesmeye başlıyorum. Güzel, düz çizgiler olmalı. Havalı görünmeliyim, tuhaf değil. Birkaç makas darbesi daha ve iş oldu. Sadece birkaç kırpma daha ve işte başlıyoruz. Güle güle makas. Şimdi bu kağıdı düzenlemeliyim. Bir iki katlama yapsam yeter. Katlamak her zaman işe yarıyor. Tamam, sanırım oldu. Şimdi bir deneyeyim. Evet, tam da hayal ettiğim gibi oldu. Böyle harika bir elbise giymek varken güvenin yediği kaza ne yapayım? Bay bay. Evet, VIP biletim olduğunu ben de biliyorum. Ama üstüme giyecek hiçbir şeyim yok. Ciddiyim. Hayatım şu an o kadar zor ki kimse anlamıyor. Bakalım burada ne varmış? Bu ne renk böyle? Zeytin mi? Hayır. Gümüş mü? Bu geçen haftanın modasıydı. İğrenç. Giyebileceğim tek bir şey bile yok. Ne berbat bir gün. Aksesuarım bile yok. Şu ayakkabıya bir bak. Tek tilmeli berbat. Hayır. Bir şey yapmalıyım. Galiba aklıma bir fikir geldi. Galiba biri beni arıyor. Alo. Paris, yardımına ihtiyacım var. Giyecek hiçbir şeyim yok. Bana mutlaka yardım etmelisin. Aklımı kaçırmak üzereyim. Evet, yardım edeceğim. Çok sevindim. Neden bu kadar uzun sürüyor? Sonuçta sadece Paris'ten geliyor. Görüyorum ki sonunda gelebilmişsin. O zaman işe koyulalım. Zaten yeterince vakit kaybettim. Bu partiye özel olarak yapılmış bir şeye ihtiyacım var ve o bana hemen lazım. Ölçülerini daha hızlı alamaz mısın? Evet, ölçülerin tamamen doğru olduğundan emin olmak istiyorum da. Üstünüze olmayacaksa özel bir şey yapmanın anlamı yok değil mi? İşte bitirdim, hemen dönerim. Sonsuza kadar sürmese iyi olur. Ay, inanamıyorum, buna bayıldım. Gelinlik şıklı. Bu benim başlatmayı planladığım bir trend. İşte ödemen. Sonunda partiye gelebildim. Neden hala kimse bana ilgi göstermiyor? Bu da neyin nesi böyle? Ne giyiyor bu? Bir çanta mı? Bu kız da kim olduğunu sanıyor. Beni gölgede bırakıyor. Çekil yanımızdan. Bu elbiseyi görmemiz gerek. Ben kendim yaptım. Ne kadar zekice bir mimi icat ettim. Fakat şimdi ferahlatacak bir şey içebilirim. Yok artık. Bir plastik şişe kapağı. Wow. Bu kadar şanslı olduğuma inanamıyorum. Hem de hala gazoz kokuyor. Bunu da diğerleriyle birlikte koleksiyonuma ekleyeceğim. İnanamıyorum. İşte geliyor. Vay canına. Saçına bak. Çene çizgisine, ceketine. O yöne doğru geliyor. Kokusunu içime çekebileceğim. Bir saniye. Bu da neyin nesi? Gerçekten o kızla mı konuşuyor? Burada neler oluyor? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Merhaba. Bak, ben tam burada duruyorum. Merhaba. Biri bana bakabilir mi? Burada olduğumu fark etmediler bile. Bundan nefret ediyorum. Hiç adil değil. İnsanların dikkatini çekmek için her zaman işe yarayan tek şey. Nakit para. Şöyle normal bir şekilde kendimi yelpazeleyeyim. Bu şaka falan mı? Paraya baktı ve sonra gözlerini çevirdi. Evet, koleksiyonum. Bu da en iyi parçası. Vay canına. Evet, gerçekten de harika gazoz kokuyor. Demek güzel kokan şeyleri seviyor.
Şey, ben de ona göre oynarım. En sevdiğim 1000 dolarlık parfümden biraz daha sıkarsam olur. İşte böyle. Bu kadarı yeter. Şimdi şöyle bir salınalım. Şu kokuyu alıyor musun? Evet, berbat kokuyor. Berbat mı? Ah, çok pahalı bu ama. Neden numaralarımın hiçbir işe yaramıyor? O kızda bende olmayan ne var? Açık bir sırt çantası var. Gazozu çok sevdiğine göre belki ona biraz gazoz vermeliyim. Bu şimdiye kadar bulduğum en iyi fikir. Ona dersini verecek. İşte başlıyoruz. Hepsi bu. Şimdi bekleyeceğiz. Hey, hayır. What? Görünüşe göre çantandan bir şey sızıyor. İçine dökülebilecek bir şey var mıydı? Hayır, çantamda öyle bir şey yoktu. Siz bana aldırmayın. Sadece bir mim düşünüyordum. Gerçekten mi? Çünkü şu anda oldukça şüpheli görünüyorsun. Sen kesinlikle bir şey yaptın değil mi? İtiraf et. Gazozu çantasına döktüm. Hey, gitmeyin. Ya da en azından bensiz gitmeyin. Bu haksızlık. Neden hiç kimse beni sevmiyor? Ben seviyorum. Peki. Kaybedeceğim ne var ki? Sana gerçekten mi? Pekala çocuklar, sıra bugünkü testinize geldi. Çalıştım falan ama hala bunu anlamıyorum. Bu çocuk oyuncağı. Bu tür denklemlere bayılıyorum. Şimdi de çoktan seçmeli sorulara geçiyoruz. Kesinlikle A alacağım. Nasıl yani? Soruları nasıl bu kadar hızlı cevaplıyor? Belki bana yardım eder. Hey sen. Adı neydi? Mindy. Lütfen Mindy. Ne var? Lütfen bu teste bana yardım et. Kafam çok karıştı lütfen. Hayır. Ne? Hayır mı? Şaka mı yapıyorsun? Bu kadar kötü olmak zorunda mı? Ama sanırım deneyebileceğim başka bir yol var. Paramın bir kısmını ortaya çıkarma zamanı. Bana yardım etmesi için ona para teklif edebilirim. Bu kadarı yeterli olur. Mindy, para. Parayı sevdiğini biliyorum. Peki. O yetmiyorsa hepsine ne dersin? Paranın hepsi senin olsun. Tabii bana yardım edersen. Ne? Paranın hepsi mi? İnanamıyorum. Bu para çok fazla. Çok fazla. Bununla öyle güzel şeyler yapabilirim ki. Alo, evet duymadıysan diye söylüyorum. Artık zenginim. Her yere para saçan ben olabilirim. Buyurun efendim, bu benim bir A almama yeter herhalde. Asla olmaz. Öyle bir insan olmak istemiyorum. Paranı istemiyorum Stacy. Geçmeme yardım etmeyecekse bu kadar paranın ne anlamı var? Bir saniye. O kopya çekiyor. Kopya kağıdı var. Yapabileceğim bir şey olmalı. Çantam nerede? Peki, paranın işe yaramadığını biliyorum. O zaman bu külçe altın da devre dışı kaldı. Neden okula bu kadar çok telefon getirdim ki? Hadi ama buralarda bir yerde olmalı. Evet, sonunda sanal gerçeklik setimi yanıma aldığımı biliyordum. Set açık, çalıştığından bir emin olayım. İnanamıyorum, çok gerçekçi görünüyor. Ama hayır, öğretmen hala masasında oturuyor. Fakat sanal gerçeklikte testin cevaplarını bana verecek. Bu matematik sınavından A artı almanın zamanı. Bu da ne böyle? Bunları nereden bulmuş ki? Ne yapıyor bu? Sınavda olduğumuzu bilmiyor mu? Yoksa teste sanal gerçeklikte mi giriyor? Bunun gerçek hayatta test olmaktan ne farkı var? Bekle, şu anda cevapları yazıyor. Beni görmediğine göre belki kendim alabilirim. Hayır Emine, ilk kez şunu. Popüler olmak zordur. Zengin, güzel ve eğlenceli değilsen daha da zordur. Ama şansına ezikleri popülerler kralı ve kraliçesine dönüştürmenin yolları var. Ne sıkıcı bir doğum günü partisi. Evet, Bayan Ezi'ye gününü göstermenin tam zamanı. İğrenç ve mükemmel. Doğum günü kutlu olsun. İşte doğum günü pastan. Umarım beğenirsin. Senin için kendi ellerimle yaptım.
harika görünüyor. Bir ısırık alayım. Ne? Bu pasta falan değil. Bu iğrenç bir sünger. Sünger de aynı senin gibi iğrenç. Buna dayanamıyorum artık. Hey Olivia, bir konuda yardımcı olabilir misin? Şimdi olmaz, meşgulüm. Ama Olivia, gerçekten yardıma lazım. Meşgulüm dedim, sonra. Ama bak, bu konuda yardıma lazım. Aa, tamam, şimdi anladım. Erkekler hakkındaki tüm bilgiyi kaydetmeye hazırım. Pekala, ilk adım cilve yapmak. Ona biraz göz kırp. Dikkatini çekince de ona gülümse. Sonra saçını savur. Son olarak da işi bitirecek hamle olarak dudağını ısır. Vay canına, tamam sanırım anladım. Aa, bir erkek arkadaşım olacağı için çok heyecanlanıyorum. Sabah olur. Pekala, orada işte. Hamleleri denemenin tam zamanı. İlk adım göz kırp. Selam. Pekala, bu kadar göz kırpmak yeter. İkinci adım neydi? Tamam, gülümse işte. Dişine bir şey ya. Tamam, ilgisini çektim. Üçüncü adım. Saç savurma zamanı sanırım şöyle. Her şey yolunda mı? Bu bayağı tuhaf. Kimse bakmıyor değil mi? Ve işte son adım. Dudak ısırma. Bu adımları takip ettiğime göre bir Hollywood yıldızı gibi görünüyorumdur. Ah, amanın, pekala. Ben sınıfa gideyim. Bir dakika, gidiyor mu? Ah, sidekick arkadaşım olmayacak. Hayatım berbat. Vay canına. Evet, çekici olmak isterim. İnanılmaz. Şunun dönüşümüne bak. Oo. Pekala, işe koyulayım o zaman. Başlamadan önce gözlüğümü çıkarsam iyi olur. Bu makyaj paleti işime yarayacak. Bu renkte biraz daha far. Biraz da allık. Rimeli de unutmayayım. Dudaklara geçebilirim. Çarpıcı bir renk kullanayım. Bu kırmızı tüm bakışları üstüme çekecek. Pekala, işte bugün nihayet çekici olduğum gündür. Bu ne ya? Of, sınıfım yolu almada uzunmuş. Herkes çok şaşırmış görünüyor. Selam millet. Gideyim ben o zaman. Pekala, bakalım yeni kurbanım neredeymiş. İşte orada bir tane var. Harekete geçmenin tam zamanı. Yüze bak, kaç. Hey, benimle bir yerlere gitmek ister miydin? Hırsız bile benimle çıkmak istemiyor. Ne berbat bir gün. Ama büyük annem her şeyi düzeltir. Oo, nasılmış küçük meleğim? Büyük anne, iyi misin? Küçük meleğim niye palyaço gibi görünüyor? Bu hareket ve bu hareket, evet. İşte böyle. Öf, ne yapıyor bu ya? Hey, şu yaptığın şeyi kes de yana kay. Bu iyi değil. Farklı türde bir videoya ihtiyacın var. Pekala, bunu yapmaya hazır mısın? Hadi parmağıma dokun. Vay canına. İşte böyle. Çok daha iyi. Şimdi ortalığı sallamaya hazırız. Telefonumu göremiyorum. Gözlüğümü taksam iyi olacak. Oh, harika olmuş. Çok teşekkürler. Rica ederim. Görevimiz. Aman tanrım, şuna bak. Cidden şu TikTok'a bak. Benim videomu izliyorlar. Üstelik bir sürü de beğeni almış. Sanırım nihayet iyi olduğum bir şey buldum. Evet, çok da etkileyici ha. Herkes tatilde ve eğleniyor, ben hariç. Tatile gitsem bile kimsenin ilgisini çekecek bir şey olmazdı. Of, kahveyi her yere döktüm. Hayatım ne berbat.
Şimdi en sevdiğim pijamamı yıkamak zorundayım. Deterjan nerede? Hey, bu deterjan aklıma müthiş bir fikir getirdi. Pekala, işte bir uçak kanadı videosu. Şimdi şişeyi ve telefonumu hazırlayayım. Resim güzel olmuş mu? Evet, harika olmuş. Şimdi gerçekten tatile çıkmışım gibi yapayım. Birkaç havalı plaj fotoğrafı olmadan olmaz. Aa, gözlüğü çıkarsam daha iyi olur. Plaj fotoğrafı tamam. Sıra yamaçlardan kaymaya geldi. Uygun şekilde giyineyim. Kayak gözlüğü insanları iyi kandıracak. Sanırım an itibariyle harika bir sahte tatil yapmış bulunuyorum. Aman tanrım, işe yaradı. Müthiş yaradı. Şimdi bir sürü takipçim ve beğenim oldu. Ben bir dahiyim. Keşke sahte tatili çok önce yapsaydım. Ben kazandım. İnternet benim. Hangi tişört daha iyi olacak? Aman tanrım, bunları mı giyiyorsun? Hayır, mümkün değil. Yardıma ihtiyacın var. Bu ne? Saç bandı mı? Bu gidiyor. Sıradaki kesinlikle saç ve yüz. Şu saç lastiğini çıkaralım. Gözlüğü de. Biraz aydınlatıcı ve fondöten işe yarayacaktır. Ve doğru renkte bir göz farı. Takılar şart. Şimdi sıra gardırobunda. Git de üstünü değiş. Bence bu tam olmadı. Tekrar değiş. Evet, işte budur. Öncesi ve sonrası. Ne büyük dönüşüm. Üstelik fazla bir şey de yapmadım. Yani yapmadık. En kolay kısmı saçlardı. Açık bırak, doğal güzel duruyor. Bence hiç bu kadar iyi görünmemiştin. Oh, zil çaldı. Derse gitmeliyim. Ay, gözlüğüm olmadan çok zor görüyorum. Oh, selam. Benim Joey. Bugün müthiş görünüyorsun. Telefon numaranı alabilir miyim? Aa, bir saniye, kalem alayım. Bende var. Peki, işte benim numaram. Buyur. İşte hepsi bu sanırım. Teşekkürler. Sana yazacağım. Oh, aman tanrım, bu gerçekten oldu mu? O da ne? Ayakkabısına tuvalet kağıdı mı takılmış? Bu haksızlık. Ne talihsizim. Bu videomuz hoşuna gitti mi? Hiçbir eğlenceyi kaçırmamak için arkadaşlarınla paylaşmayı ve abone olmayı unutma.